Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. İman terimi ve kapsamı. Bugünkü konumuz. Kardeşlerim, imanın tanımı, İslam'ın tanımı, iman ile amel arasındaki ilişkiler, efendim, imanın artması, eksilmesi, icmali, tafsili iman, imanın geçerli olması için gerekli şartlar, inanma ya da inanmama bakımından insanların durumları, sonunda da büyük günahlarla alakalı konumuzun içerisinde bilgiler var. Bunları yetiştirelim inşallah. Zaman zaman kitabımıza bakacağız. Bazı yerlerini de atlayıp geçeceğiz. Çünkü bunların bir kısmı okuma mahiyetinde. İnşallah sizler evlerinizde zaten okuyarak geliyorsunuzdur. Biz de şuralara tekrar okunmayanlar için tavsiye ederiz. Şuralara kendi kendine okunsun diye inşallah. İmanın tanımı. Sayfa kaçta? 97. Biliyorsunuz her bir tanım, tarif bir dil açısından, sözlük açısından, bir de kullanıldığı ilim dalındaki tarifi, tanımı açısından önce bir tanım getiriyoruz, tarif getiriyoruz. Şöyle enini boyunu bir meselenin gözümüzün önüne koyuyoruz. Bundan sonra ayrıntılarına giriyoruz. Böyle yapacak olursak iman sözlükte bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek. Karşıdakinin söylediği sözün doğruluğunu tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini gönül huzuruyla benimsemek, karşısındakine güven vermek, içten ve yürekten inanmak anlamlarına gelir. İtikatla iman eş anlamlı olup teslim olmak, boyun eğmek manasını da içine almaktadır. İman, itikat, akide. Bu kelimeyi hatırladınız mı? Daha evvel akaidle alakalı mezheplerde görmüştük. Bir şeye düğüm atmak, kesin inanmak anlamına geliyor. Sonuç itibariyle iman dediğimiz zaman karşıdakinin sözünü tasdik etmek, doğrulamak, buna inanmak ya da içerisinde asla şek, şüphe, tereddüt, zan ifade etmeyen bir inançtır, bir iman etmedir. İşte genellikle o zaman da söylemiştik. Elimizi masaya vuruyoruz. Beş duyurganlarımızdan bir tanesi dokunmaktır. Bunların bize verdiği ilimlere biz güveniriz. Dokunuyoruz ki bu masa serttir. Buna kesin olarak inanıyoruz. Bu masanın sertliği hususunda şu anda bizde asla şek, şüphe, tereddüt, zan var mıdır? Tahmin diyebilir miyiz buna? Hayır. Bu yakin. O da yakin. Aynen imandaki gibi şeksiz şüphesiz tam iman anlamına geliyor. Peki lügat olarak böylesine kesin inanmak, birisini tasdik etmek manasına gelen, yer yer boyun eğmek manasına gelen bu kelime dinimizde akaid ilmi de bundan bahseder zaten. Akaid de bu aynı zamanda arkadaşlar hemen söyleyelim. Akaid ilmine şu anda girmiş olduk. Yani bundan sonraki derslerimiz akaid ilminin konularıdır. Fıkıhta akaidin olmaması lazım normalde. Olmaz. Fakat İlmihal bizim elimizdeki kitap. Fıkıh kitabı değil. İslam İlmihali. Bir Müslümana günlük hayatında lazım olan dini bilgiler olması açısından İlmihal'e itikat girdirilmiş. Yoksa fıkıh ayrı bir ilim dalı. Ameldeki mezheplerde bunu görmüştük değil mi? Marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha minel amel. İmam-ı Azam'ın tarifine bir kelime ilave edilmişti. İnsanın lehinde ve aleyhindeki dini durumları bilmesidir. Minel amel, amel cihetinden, iş cihetinden, hareket, eylem bakımından. Ama iman hareketle, amelle alakası olmayan, sadece kalpte meydana gelen, kalpte başlayan ve kalpte biten bir iştir, bir eylem, harekettir. İman kalbin işidir. Bir şeye değil mi kalp kesin olarak inanır ya da zanneder.
şüpheye düşer, tereddüt gösterir. Dolayısıyla imanın mekanı kalp olduğunu da böylece görmüş olduk. İlmihal'le alakalı olduğu için de İlmihal kitaplarına bu girmiştir. Şimdi aslında biz akaid ilmini görüyoruz. Belki de bu yıl bu bilgileri görecek ve fıkha ya sıra gelecek ya gelmeyecek bilemiyorum. Terim olarak iman, yani akaid ilminde iman, Allah Teala'nın dinini kalbi ile onaylamak. Allah Teala'nın dinini, adı neydi onun? İslam. Kalbi ile onaylamak, tasdik etmek, yukarıdaki manaları sayalım mı şimdi lügat manasını? Onaylamak, tasdik etmek, doğrulamak, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz iman etmek, kısmen boyun eğmek de vardı. Kalbi de ona aynı şekilde boyun eğmesi, kabullenmesidir yani. Bu da şunu getirir bize, hem iman edecek, hem de kabullenecek, asla çirkin görmeyecek, hem iman edip hem aşağılamayacak. O da sağlam bir imana ters düşer. Bunu açalım mı biraz?